Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere anlatmak istediğim her bir derde deva olan Ayet-el Kürsi'nin genel anlamda kullanılabilecek dikkat edin genel anlamda diyorum. Hayır üzerine olan her bir işinize kullanabilirsiniz. Çok güzel meşhur bir vevki var. Nasıl kullanabiliriz? Faziletleri nelerdir? İnşallah kısaca özet olarak anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açıp videomu beğenip sevdiklerinizle de paylaşıp lütfen bu güzel duaların yayılmasına ihtiyacı olan bir başkasının da öğrenip amel etmesine vesile olur musunuz? Allah razı olsun efendim. Rabbim kendi katında güzel olan ne varsa, razı olduğu, hoşnut olduğu ne varsa siz değerli izleyenlerime, takipçilerime her daim fazlu kerimiyle ihsan eylesin, lütfeylesin sıkıntıda, darda olup da bir türlü kurtulmak isteyip de kurtulamayan kardeşlerimize Rabbim genişlikler, kolaylıklar versin, imkanlar versin. Yüzlerinin güleceği sebepleri acilen halk eylesin. Hasta olup da şifa bekleyen kardeşlerimize Rabbim en süratli bir şekilde acilen şifalarını ihsan eylesin. Amin. Videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Maul Aynen Eşşenkıyti Rahimehullah'ın beyanı ile Ayetel Kürsi'nin şifa veren ve kişinin her haline kafi gelen mevki şerifini kendisine muska yaparak ve abdestli olmaya gayret ederek üzerinde taşıyan kimseye Ümeran'ın, Meliklerin ve Rüesan'ın izzet, heybet, mutluluk, ilim, yücelik ve kuvvetlerin ihsan edilmesine vesile olur.'' Bu vevki şerifin vesilesiyle gökten bereketler iner, afetler kalkar ve istekler gerçekleşir. Tasavvuf yolunun başında olanlar için acayip sırlar, nihayete ulaşmış olanlar için ise birçok nurlar vardır. Bu vefki şerifin kişiye kazandırıcı sıfatlar ve güzellikler olarak kısaca şunları sıralayabiliriz. Dini gayret, Allah-u Teala'ya yönelmek, muvaffakiyet, kuvvet, şerlere karşı muhafaza, düşmanlara karşı Allahu Teala Hazretlerinden yardım ve galibiyet. Kendisiyle alakalı kişiler tarafından itaat. Yani anneyi, babayı saymayan, takmayan çocukların anne babaya itaat etmesi, eşlerin birbirlerine itaat etmesi gibi. Sevgi, muhabbet, kifayet, korumak, hıfz eman, güvence içerisinde olmak, afetlerden selamet, şehirleri ve arazileri fethetmek, mülk, saltanat, rızık bolluğu, emirlik, gönül ferahlığı, ince anlayış, iyi ve güzel hal, sevinç, mal ve mevki bakımından artış, çoluk çocukta bereket, güzel hayat, çoluk çocuğun ve etrafındakilerin fesattan uzak olması, ince marifet ve ilimlere nail olmak, hikmet ve hakikatleri konuşma kabiliyeti, hastalıkların şifa bulması, dertlerin ve elemlerin son bulması, kısmeti kapalı olup da evlenemeyenin kısa zaman içerisinde kendisine bir talip çıkması. Bu vefki şerifi safran mürekkebi ile yazıp bir miktar su içerisine koyup, Yazılar suya geçtikten sonra o sudan içen ya da bu vefki şerifi muska yapıp üzerinde taşıyan kişi. İnsanların kem gözlerinden, nazarlardan, korunması gereken her bir şeyden bir iznillah korunmuş olur. Kendisini gören herkes sever. Hangi bir mekana asılsa orada hayırlar artar ve orası afetlerden korunmuş olur. Ayrıca bu vefki şerif bayılmış bir Sara hastasının üzerine konsa o kişi anında kendine gelir. Bir büyü neticesinde cinsi manada eşiyle birleşmekten bağlanan kişi, bu vefki şerifi safran mürekkebi ile yazıp bir miktar su içerisine koyup yazılar suya geçtikten sonra içerse Allahu Teala'nın izniyle bağı çözülür. Aynı şekilde bu sudan yüksek ateş hastalığına tutulan kişi içerse iyileşir. Bu vefki şerifi üzerinde taşıyan kişi Allah'ın izniyle hırsızlardan, fesatçılardan, yol kesen eşkiyadan, yılan, akrep, böcekler ve yırtıcı hayvan gibi yerden çıkan her türlü zararlı haşerattan korunmuş olur. Bu vefki şerif kendisinde çok sırlar barındıran büyük bir koruma zırhıdır. Kıymetini bilip buna sarılan kişi birçok şeyden ihtiyaçsız kalır. Zira bundaki sırlar o kişiye kafi gelecektir. Ancak şu kadarı var ki bunu üzerinde taşıyan kişi abdesti olmaya gayret etmelidir. Evet sevgili dostlar bu ayetel kürsünün vefki için tam manasıyla bir kibriti ahmer diyebiliriz. Neredeyse içerisinde barındırmadığı sır yok. Bence herkesin istifade etmesi gereken çok kuvvetli bir dua ve hiç şüphesiz çok kuvvetli manevi bir kalkandır. Bu vefki şerifinde linkini aşağıda veriyorum. İsteyenler indirip yazmasını bilenler yazabilirler. Videomuzun sonunda sizlerden bir ricam daha olacak. Bizleri Instagram hesabımızdan da takip eder misiniz? Instagram'ın arama kısmına manevi şifa yazıp en üste çıkan şu görmüş olduğunuz sayfayı açıp takip etmeniz yeterli olacaktır. Eğer herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey olursa da yine Instagram hesabımdan bizlere hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Manevi Şifa YouTube kanalımıza bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.